Her toplum bir kitaba dayanır. Ramayana, Neşideler Neşidesi veya Kur'an. Senin kitabın hangisi? Böyle söylüyor Üstad Cemil Meriç. Bu soruya cevap aradığımız Kevikeç programı başlıyor. Ne çıkacak bakalım rastgelenin zarında? Gizemlilik ışıldar Ebruzen nazarında. Gül dalına sarılmış çileli toprak boya, huzurla dalmış renkler yağmurdan yumuşak suya. Alınlara yazılmış şiir, iman, güzellik. O yüzden yüze çıkmış yüzeydeki derinlik. Sevgili kitapseverler, Hasan Akay'ın Hikmet Darüçügil Hoca için yazmış olduğu şiiri okudum. Yüzeydeki derinlik, rastgele Ebru başlıklı şiirini sizlerle paylaştım. Kevikeci bu haftaki söyleşi konuğu Ebru sanatını yaşayan ustalarından Hikmet Darüçügil. Sevgili kitapseverler, bugün Ebru sanatının en büyük ustalarından birini, Hikmet Darüçügil hocamızı misafir ediyoruz. Söyleşiyi onunla gerçekleştireceğiz. Hocam çok teşekkürler. Nasılsınız? Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz programımıza. Çok iyiyim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hocam ben müsaade ederseniz, elimde Hasan Akay'ın Ebru Şiirleri isimli kitabı var. Burada da size ithaf edilmiş bir şiir var. Oradan başlayayım. Yüzler ödle gerilmiş, rastgelenin zarında, ruha desen verilmiş, Ebruzen nazarında. Hocam çok güzel bir şiir gerçekten. Evet, çok güzel bir şiir. Burada bir gizli şey de var. Şimdi rastgele Ebru diyoruz. Evet. Rast kelimesinin Türkçe, Osmanlıca sözlükteki karşılığı olması gereken gibi. Hı-hı. Dost doğru, sırat-ı müstakim, yerli yerinde. Yani biz onu tesadüf, rastlantı gibi başka bir tekilde anlamda kullanıyoruz ama Hasan Bey sağ olsun orada çok güzel bir yere işaret buyurmuş. Mesela işte ne bileyim, ben bir yere giderken annem işin rast gitsin diyor. Hı hı. Efendim işte balığa çıkana rastgele diyorlar. Evet. O çok derin manada kader demek aslında. Evet. Evet, bu güzel bir şiir. Dolayısıyla oraya vurgu yapıyor aslında. Oraya vurgu yapıyor. Yani evet. İşin künhüne vakıf biri olarak, bir şair olarak tabii kelimeye hakkını veriyor, manasını veriyor. Veriyor. Dolayısıyla ama biz onu rastlantı olarak anlamayalım. Evet. O olması gereken dost doğru. Ki burada da aslında İslam sanatlarının Batı sanatlarından temel ilkeleri bakımından farklılığını anlatıyor. Yani çok önemli bir şey. Şimdi bu rastlantı kelimesi bugün yanlış kullandığımız manasıyla mesela Ebru ile ilişkilendiriliyor gibi düşünülebilir suyun üzerinde. Tabii. Değil mi hocam? Rastlantısal bir şekilde boyalar serpiliyor ve ortaya bir şey çıkıyor, bir görüntü. Ve böyle değil, değil mi olarak hocam? Kabul etmiyorlar. Evet. Çünkü tesadüfi çıktı diyorlar ama işin aslı öyle değil. Nasıl peki hocam işin aslı? Sizden şimdi dinlerim. Doğu sanatları Batı sanatlarından çok farklı özellikler gösteriliyor. Çok kısa özetleyecek olursak, Batı sanatı göze, materyalist gözün gördüğüne göre kurulmuş bir estetik ilkesi vardır. Ama Doğu sanatlarında ondan farklı olarak gönül vardır. Batı sanatlarını anlatırken estetik kuralları diye bahsedebiliriz. Ama Doğu sanatlarında estetik kelimesi yetmiyor. Bir fazla bir şeysi daha var. Ona letafet kelimesini ben çok yakıştırıyorum. Çünkü letafet kelimesi estetiğin bütün anlamlarını içeriyor. Ondan bir fazla olarak da kendinden geçercesine, vecd halinde. Çünkü Doğu sanatları, İslam sanatlarının temel prensibi İlahi güzellik arayışıdır. Yaratılmışları taklit ederek, burada tabii hayal gücü ve gönül gözüyle bakarak Yaradan'a yaklaşmak vardır. Hı hı. Şan, şöhret, para, pul, onlar hep daha sonra gelir.
Batı sanatlarından yani temel olarak böyle bir farklılık gösterir. Hocam aslında siz kendi poetikanızı da ortaya koyuyorsunuz. Şimdi Naili'nin beyti aklıma geldi. Mestane nukuşu suveri aleme baktık. Her biri bir özge temaşa ile geçti. Aynen öyle, evet. Mestane nukuşu suveri alem. Yani alemin mesteden nakışları. Aslında sizin yaptığınız da yani Ebru sanatının üstadı olarak yapmış olduğunuz, peşinde olduğunuz şey de bir bakıma az önce de buyurduğunuz gibi dünyanın asıl mutlak güzelliğe, evet, yani götürecek görüntülerin peşinde olmak. Yani evet, bunun peşindesiniz. Sizinle anılan Barut Ebrus'u da evet, bir bakıma dünyayı kitap olarak kabul edersek onu okuma biçimini sizin hocam. Aynen öyle, evet, oku. Diye. Oradan o, evet hocam, kelimeyi, ne söylemek istersiniz? Evet, şimdi güzelin peşindesiniz yani, mutlak güzel. Toparlayalım, evet. Rahmetli Ahmet Yüksel Özemre'den. Evet. Ki o bizim Ebru ustalarımızın arkadaşları, beraber büyümüşler, hepsini tanıyor. Onların ettiği bir duadan bize bahsetti. Hı hı. Ebru duası diye biz bunu her derste okuyoruz. Bu aslında bir Ebru duası değil. İslam sanatlarının temel prensiplerini anlatan ve hayat duası. Yani her alanda geçerli. O duada da zaten biraz evvel bahsettikleriniz var. Ben onu müsaade ederseniz bir özet olarak söyleyeyim. Şöyle başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. İlahi ya Rabbi, ezeldeki hükmüne uygun olarak bu teknede zuhur edecek olan nakışların, hilkatinin nakışlarında meknuz olan hikmetleri idrakten aciz olan bu fakirin, bu fakirin nefsini tesir edip de enaniyetini azdırmasına izin verme. Nefsimi senin gibi bir halik olma vehminden ve bu vehmin tevlit edeceği bir şirki hafiden de hubb-i riyasetten de koru. Ya Hafiz, fakiri la faile illallah sırrının edebiyle teçhiz et. Bu tekne başındaki mesaimi senin zikrinle taltif ve sana olan kulluğunun bir nişanesi olarak kabul et. Destur ya Hak der, başlarlarmış. Oo, harika hocam. Bakın ağzınıza ne kadar sanırım, evet, formül gibi Doğu sanatlarının dediğiniz ilkesi gibi bütün geleneksel sanatlarımızın aslında evet, mukaddimesi gibi. Aynen yani, öyle oldu. Evet. Amin demekten başka bir şey yok. Evet, ve bu duyguyla siz sanat icra ederseniz o zaman senin zikrinle taltif ve sana olan kulluğumun nişanesi, evet, ibadet gibi olmuyor mu? Kesinlikle. Değil mi? Ve yani sizin yaptığınız şey de bu Ebru sanatında. Evet. Biz hocam o veçesiyle bu sanata bakıyoruz. Evet. Başkaları haklı olarak başka veçeleriyle bakıyorlar. Onlar da doğrudur tabii ki. Evet hocam, siz bu kitabı yani suyun üstündeki renkler vasıtasıyla bir bakıma hayal havuzu. Ahmet Haşim öyle diyordu. Evet. Seyredim eşkali hayatı bir havzu hayalin sularında diyordu. Evet. Sizin için de o tekne belki bir hayal havuzu. Bir hayal havuzu. Ama evet, o hayal havuzunun sizi götürdüğü, sizi taşıdığı, evet, o barındırdığı imalar da söz konusu. Aynen öyle. Hocam Fuzuli sanırım Farsça Divanı'nın ön sözünde hem bir geleneği sürdürmekten hem de onu aşmaktan bahseder. Yani daha sonra çok mücessem bir şekilde Galip Dede Hüsnü Haş da yapıyor. Hem bir geleneği sürdürüyor ve aşıyor. Evet. Aslında yani geleneksel sanatlarımız içerisinde elbette Ebru. Siz o geleneği sürdürürken bir taraftan da o geleneğin içinde, o kalıplarında kalmayıp yeni şeyler yapmaktan da yanasınız. Yeni şeyler ortaya koymaktan da yanasınız. Ki o da yaratılışımızın gayesine uysun. Yaratılışta tekamül vardır, değil mi? İyi, evet, ki de var. Yoksa insan cilalı taş değerine gelemeyecekti yani. Bu sanat içinde geçerli. Evet, gelenek olmalı. Gelenek işin alfabesidir. O işin yol göstericisidir. Alfabeyi bilmeyen nasıl şiir yazamaz, evet, efendim roman yazamazsa. Bu geleneği de biz öyle kabul ediyoruz. Ama ben öğretmen olarak yaklaşık 30 seneye yaklaştı. Kimseye bir şey öğretmeye gayret etmedim. Çok basit şekillerle öğreteceğim şeyi göstererek öğrencinin gösterdiğim şeyi sevmesine gayret ettim. Çocuk severse nasıl olsa öğreniyor. Bir de kendi kalıbıma sokmaktansa onun içindeki cevheri bulup ona yardımcı olmam lazım. Onun içindeki tecelli ne? Bu nasıl bir şey arıyor? Nasıl bir insan? Onların kapılarını açmak lazım. Eğer gelenekte katı kurallar koyup bu budur, bundan başkası olmaz. Ya çocuk erik yaratılmış. Muz daha iyi para ediyor, sen muz ol diyemezsin yani. O eriktir. Evet. Onun en iyisini nasıl yaparız, ona bakmamız lazım. Dolayısıyla siz aslında talebelerinizi ayna tutuyorsunuz. Aynen öyle. O aynada kendilerini seyredecekler ve kendilerinde ne varsa onu görüp onun üzerinden işleyecekler. Bir takım yani, şeyler yapacaklar.
Dolayısıyla yenilikler, yani dünden kaldığı cancağızım artık yeni şeyler yine söylemek lazım. Tabii iki günü eşit olan ziyandadır yani. Kur'an'da ayet, var, çok Allah ayet her var. An yeni bir şendedir, yeni bir iştedir. Yani o hareket devam ediyor, yaratma süreci devam ediyor. İşte Kur'an-ı Kerim'in bu güzel ayetlerini maalesef ıskalayan çok oluyor. Herkes o %28-30 bile değil, ibadetle ilgili kısımlarına takılıyor. Halbuki sosyal hayatla, tefekkürle ilgili o kadar güzel ahlakla ilgili o kadar güzel şeyler var ki. Hocam barut ebrusu sizinle anılan ebru, yani sizin tarzınız öyle söyleyelim. Dolayısıyla oraya nasıl geçtiniz? Ya tabii o yenilik arayışı ama... Evet, ben bu ebruya başladığım yıllarda maalesef sadece birkaç kişinin bildiği, amatörce, kendi içlerine kapanık bir şekilde uyguladıkları bir sanattı. Ve bununla ilgili hiçbir yazılı eser, kaynak bir şey yoktu. 1973 yılından bahsediyorum. Ama işte bir gönüle aşktır düştü, gördüm Süleymaniye Kütüphanesi'nde. O arayışlar içinde bir sürü şeyler ortaya çıktı. Daha sonra fark ettim ki bu ortaya çıkan şeylerin büyük benzerlikleri tabiatta var zaten. Bir mermerin dokusunda, bir ağacın dokusunda, bir uzay fotoğrafında, bir mikroskop görüntüsünde. Daha sonra işte devam etti bu tip şeyler. Ondan sonra geleneksel olanı çözmeye başladım. Tabii bu arada bir sanat eğitimi almanın da çok büyük avantajını gördüm. Malzeme bilgisi, renk bilgisi, renk kimyası vesaire. İşte öyle çıktı sanata. Ben son soruyu sorayım. Hem burada atölyede hem de Mimar Sinan Üniversitesi'nde ve çeşitli yerlerde, hem Türkiye'de hem dünyanın birçok yerinde, hatta yurt dışında da sizinle karşılaşmıştım. Evet. Hocalığınız sürüyor, devam ediyor. Hocam, geleneksel sanatlara, ebruya bakış nasıl ve geleceğini nasıl görüyorsunuz bu sanatın? Biz bugünleri çok şükrediyoruz. Yani 40 sene evvel böyle bir gelişim yapacağını hayal bile edemezdik. O zaman sadece birkaç kişi vardı. Acaba 5-10 kişi olur mu derken on binlere ulaştı. Bu şöyle oldu. Ebru'yu dar kalıplarından, yani kağıt üzerindeki boyalı kalıplarından biraz dışına taşırdık. Bu ebru daha evvel amatörce yapılan ikinci bir mesai gibiydi. Tarihi içinde hep öyleydi. Bir de hep dar kalıplar içinde birbirine geçti. Her yüzyılda sadece bir ya da iki isim sayabiliyoruz. Yani ciddi anlamda ebru üretmiş. Bu ebrunun bir helal rızık kapısı olabileceğini, sadece kağıt değil de kağıdın dışında başka yüzeylere de aktarılıp günlük kullanım alanlarımız içinde, iç mimariden tutun da işte efendim kitap sanatlarından, efendim yazılardan, resimle, fotoğrafla, minyatürle, gravürle birleşmesinden çok geniş ufuklar çıktı. Bu da tabii genç birini düşünün, yetenekli, eli var ama ben nasıl hayatımı kazanırım düşüncesi içinde. Şimdi bunlar ilgi itibar görünce, yani bit pazarına nur yağınca efendim marifet iltifata tabidir, müşterisiz meta zayidir. Bu ebru artık müşterisiz metadan çıktı. Efendim işte ona göre bir kamuoyu oldu. Bütün dünyada bu oldu. Allah'ın bir lütfudur. Evet, hizmetleriniz, çok hizmetiniz oldu. Biliyorum, talebelerinizi biliyorum, yaptıklarınızı biliyorum hocam. İnşallah bundan sonra da yaptığınız güzel şeyleri biz zevkle, büyük bir keyifle seyredeceğiz. İnşallah o ortamların, atmosferlerin içinde olacağız hocam. Eyvallah. Elinize, yüreğinize sağlık hocam. Sağ olun, teşekkür ederiz. Ayrıca kırmadınız bizi. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Memnuniyetle, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sevgili seyircilerimiz, ebru sanatını yaşayan ustalarından, kendisinden hem hoca olarak hem sanatkar olarak çok şey öğrendiğimiz Hikmet Barucugil ile sohbetimiz burada sona erdi. En son okuduğum kitap Dostoyevski'nin bir kitabıydı. O kitapta kapitalizmin toplum üzerindeki etkisini anlatıyordu. Ve o kitapta başroldeki adam çok farklı düşüncelere kapılıyordu. İşte intihar, cinayet filan işlerine dahi kapılıyordu. Kapitalizmin modern toplum üzerindeki etkisi mesajını veriyordu ve ben o kitapta çok etkilenmiştim. Sevgili kitapseverler, Hossa Dağ bölümümüzde bu hafta hem sesi
hem şiiri hem insanlığıyla sahife-i alemde adı baki kalacak şairlerden birini Erdem Beyaz dinliyoruz. Yazlar bilirim memleketime özgü. Yiğit köy delikanlılarının incir çekirdeği metrelerle birbirlerini kurşunladıkları, birinin ölü dudaklarından sızan kan daha kurumadan üstüne cehennem güneşler dögermiş, mor sinekler konup kalkan, diğeri kan ter içinde yayla yollarında mavzerinin demirini alnına dayamış, yüreği susuzluktan bunalan, içinden mahpushane çeşmeleri akan, ansızın parlayan keklikleri jandarma baskını sanıp apansız silahına davranan nice delikanlıların figüranlık yaptığı yazlar bilirim memleketime özgü. Sevgili kitapseverler, matbuat bölümümüzde bu hafta Star Gazetesi Kitap Eki Editörü Gülcan Tezcan'la gazetelerin kitap ekleri üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Gülcan Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Önce Star Gazetesi Kitap Eki'nin genel durumuyla, yani ne zaman çıkmaya başladı, takip edenler üzerinden kültür sanat hayatı içerisinde, kültür sanat dünyamız içerisinde nasıl bir yere sahip, onun üzerine başlayalım sohbetimize. Başka sorularım da olacak. Evet, Star Kitap Eki yaklaşık 5 yıldır düzenli olarak çıkıyor her ay. Her ayın ikinci perşembe günü okurla buluşuyoruz. Kültür kitap gündemini takip edip, yayıncılık gündemini takip edip öne çıkan kitaplar neler, biz kendi gündemimizde önemsediğimiz, dikkate değer bulduğumuz kitaplar neler, yazarlarımızın bize önerdiği kitaplar neler diye bakıyoruz. Bir seçki yapıyoruz açıkçası. Çünkü çok fazla kitap var. Her birine yer vermek olası imkan dahilinde değil. Dolayısıyla küçük bir seçki yapıp, hani biz bunları gördük ve görmenizi de fayda oluyoruz. Mercek tutuyoruz, evet. Böyle bir çabamız var. Peki o mercek tuttuğunuz kitapları neye göre belirliyorsunuz? Kimi zaman yayın evleri bize yardımcı oluyorlar bu noktada. Yönlendirici oluyorlar. Kimi zaman biz ne var ne yok diye bize gelen kitaplarla yetinmeyip kitapçıları dolaşıp gözden kaçırmamak için taramalar yapıyoruz. Bazen bizim es geçtiğimiz bir kitabı yazarlarımızdan bir tanesi diyor ki şöyle bir şey var, önemlidir. Ya da bazen kapak konusu yapıyoruz gündemle örtüştüğü noktada. Bu şekilde belirlemeye çalışıyoruz daha çok. Peki ülkenin gündemi bazen kitap ekine yansıyor mu? Yani siyasi gündemi, ekonomik gündemi, başka türlü zaman zaman sürekli değişen gündemi. Mesela kapak konuları, olumlu ya da olumsuz anlamlarda. Elbette. Kapak konularını belirlerken mesela işte Çanakkale'nin 100. yılı, 1. Dünya Savaşı'nın 100. yılı gibi önemli tarihler kitap yayın dünyasında da çok ciddi bir şekilde yansıyor. Çok fazla kitap çıkıyor o başlıklar altında. Dolayısıyla biz de bunları kapak konusu yaparak gündemimize almaya çalışıyoruz. Her sayınızın kapak konusu oluyor mu? Evet, bir dosyası oluyor yani. Her sayımız da oluyor. Diğer dergilere bakıldığında biraz daha küçük boyutlu dosyalar oluyor ama bir dosya kapak konusu işlemeye gayret ediyoruz. Elbette gönül ister ki bir dergi çapında çok daha dolu, çok daha zengin ve bir ay boyunca elden düşmeyecek bir ek hazırlayalım. Ama tabii dediğim gibi belli bir takım ölçüleriniz var, belli bir takım sınırlarınız var. O sınırlar dahilinde yapabildiğimizi yapmaya çalışıyoruz. Ciddi bir kadro gerektiriyor aslında kitap eki çıkartmak. Evet, evet, kendinizin yani evet. Star Gazetesi kitap ekinin bir kadrosu oluştu mu bu manada? Ya bu 5 sene içerisinde. Bize dışarıdan destek veren çok sayıda yazar dostumuz var. Yazı işlerinden sağ olsun bize destek veren çok kıymetli arkadaşlarımız var. Erdinç Akkoyunlu gibi, Selim Efe Erdem gibi. Bu arkadaşlar dışında sadece kitap işi tek işi kitap eki olan sadece ben varım. Ki ben de tabii kültür sanat muhabirliği yapıyorum aynı zamanda. Yani 3 kişinin, 5 kişinin odaklanıp yaptığı bir radikal kitap gibi ne yazık ki olamıyor. Tabii ki gönül ister ki çok daha nitelikli ve çok daha kapsamlı işler yapalım, değerlendirmeler yapalım. Ama tabii sayfa sayısı sizi sınırlıyor, dediğim gibi ekip olmayışı sizi sınırlıyor. Olabildiği ölçüde en iyisini yapmaya ve okurla kitap arasındaki o iletişimi canlı tutmaya çalışıyoruz. Peki son olarak siz kültür sanat editörlüğü de yapıyorsunuz. Editörlüğü yapıyorsunuz kitap ekinin. Aynı zamanda kültür sanat muhabirliği de yapıyorsunuz. Evet. Yani kültür dünyasına genel bir baktığınız zaman, yani bir kitap ekinin aylık editörü olmakla, onun o ekin getirdiği, ortaya koymuş olduğu işlevle, fonksiyonla normal dergiler arasında ne tür bir fark var ya da bir ilişki söz konusu? Yani aylık çıkan herhangi bir kültür sanat dergisiyle bir kitap ekinin aylık çıkan kitap
iki arasında ne tür bir ilişki ya da fark var? Tabii diğer edebiyat dergilerinde daha sınırlı bir yeri var kitap sayfalarının. Yani bütün o genel afiş içerisinde sadece bir iki sayfa en fazla kitapla ilgili bölümler açabiliyorlar. Çok özelde belki daha geniş işte bir kitap üzerine röportaj yapabilirler, özel dosya hazırlayabilirler ama onun dışında sadece kitaba odaklı sayfalara ağırlık veren kitap kritik dergileri var, Ayraç gibi dergiler var. Onun dışındaki genel kültür, sanat ve edebiyat dergilerinde yok bu. Sanatsal ürünler o arada daha ağırlıklı olarak. Elbette çünkü yelpazeleri çok geniş. Dolayısıyla kitap ve yayıncılık bir alt başlık olarak kalıyor. Anladım. O yüzden bir aylık kitap eki çıkıyor oluşu gazetelerde yayın dünyası adına aslında çok önemli bir nimet. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Başarılar diliyoruz yayın hayatınızda bundan sonra da. Sevgili kitapseverler, Kebikeş devam ediyor. Yalnız bir tek yol vardır. İçinize dönün. Size yaz diyen nedeni araştırın. Kökleri yüreğinizin en derinliklerinde dal budak salıyor mu? Buna bakın. Yazmanız yasak edilince artık yaşayamayacak mısınız? Bunu söyleyeyim. En çok da gecenizin en sessiz bir anında yazmalı mıyım diye kendi kendinize sorun. Buna içinizin derinliklerinden bir karşılık bulmaya bakın. Eğer bu karşılık evetse, bu ağırbaşlı soruya bütün gücünüzle sadece yazmalıyım diyebiliyorsanız, o zaman yaşamınızı bu gereksiniminize uygun olarak kurun. Yaşamınız en uçarı, en başıboş anınıza kadar bu içgüdünüzün bir belirtisi, bir belgesi olmalı. İşte o zaman doğaya yaklaşmış olursunuz. O zaman da ilk insanlar gibi gördüğünüzü, yaşadığınızı, sevdiğinizi ve yitirdiğinizi söylemeye çalışın. Sevgili kitapseverler, Sahaftan Seçmeler bölümümüze Rilke'nin Genç Şaire Mektuplar kitabından bir pasajla başladık. Era Yayınları'ndan çıkan kitap, genç şairler için bir kılavuz niteliğinde. Tanıtacağım ikinci kitap Marcel Proust'un, geçen asrın en büyük romancılarından biri olan Marcel Proust'un Okuma Günleri başlığını taşıyan ve Murat Erşen çevirisiyle dilimize kazandırılan kitabı. Kitabın arka kapağında şöyle bir pasaj var. Marcel Proust için okuma eylemi bilgiye ulaşma arzusundan çok daha fazlasıdır. Tümüyle tinsel bir eylem olarak kişinin kendisini değiştirme, dönüştürme ve benliğini aşma sürecine işaret eder. Metafizik boyutları olan bir okuma sürecinden bahsediyor Marcel Proust. Nuri Pakdil Usta'nın Bir Yazarın Notları isimli kitabı, Edebiyat Dergisi yayınlarından çıkan kitaptan bir pasaj paylaşmak istiyorum sizlerle. Bir kahvede okuyorum. Kahvelerde okunan kitapların tadı başkadır. Sözcükler etli kemikli bir şeylere dönüşür. Tabii sessizce ortalık. Oralı olmazsanız masanın üzerine çıkıp otururlar birer birer. Kitap okurken başkalarının masaya el sürmelerini bunun için istemem. Ödüm kopar. Masanın özel duruşunu bozacaklar diye. Çünkü bir yazarın nerede olursa olsun oturduğu her masanın duruşu birden değişiverir. Nuri Pakdil'in yapmış olduğu okumalardan ve almış olduğu notlardan oluşan Bir Yazarın Notları kitap serisinin birinci cildinden bir pasaj paylaştım sizlerle. Tanıtacağım son kitap sizlere Hilmi Yavuz'un Söylen Şiirlerinden, Arba Yayınları'ndan çıkan Söylen Şiirlerinden bir şiiri, Kabile Hırka şiirini sizlerle paylaşmak istiyorum. Hem Batı mitolojisinden hem Şark mitolojisinden ve şarkın mutasavvıflarından el alarak yazılmış şiirlerden oluşan kitaptan Kabile Hırka şiiri. Beni örtün, beni örtün. Bir şey var, eski sözleri uzun ve anlaşılmaz şeylere gömdüm. Gördüm, sözlerin kumunda bir vaha idi yaz. Duydum, yeşil kuş, hadra dedi siz ölmeden önce ölün. Beni örtün, beni örtün. Gördüm, göğsünden kopan güneşti, yeşil sözü gördüm, avucundan doğan nehri, bir kemerdi giyindim aşkı, hırkamı ördüm, bürde dedi, üşüyordun, sana verdim. Beni örtün, beni örtün, sessizlikti, gülü doğurdu, yüzümü yüzüme döndüm, zaman güldür, gülü böldüm, yeşil gülü, Samaretül Fuat, yürüdüm aşklara doğru. Hüzün geldi, Banet Suat dedi, gömün, beni örtün, beni örtün.
Kıymetli kitapseverler, Kebi Keçi'nin sonuna geldik. Önümüzdeki programda buluşmak üzere. Zatınızı hoşça tutunuz efendim.